Senin burada ne işin var? Hani bu mevzu kapanmıştı abi. Bunun için mi geldin evimin önüne kadar? Abi, Osman'a dava açmışlar. Yasal seyir böyle gerektiriyor Necdet. Kardeşin silahla yakalandı. Kapandı, bitti o iş. Kardeşine ilişmeyecekler dedin. Ben öyle demedim. Önce gözüme gir. Şu davada işlediğin günahlarını affettir, hatalarını düzelt. Ondan sonra kapanacak Osman'ın davası dedim. Abi, köpeğin olayım tamam. Başım gözüm üstüne. Benim tepeme her türlü bin. Ama kardeşimi rahat bırak. Rüyan da kardeşini kötü yola düşürdüğünü sanacak. Abi. Kardeşinle ben uğraşmıyorum Necdet. Kamu davası. Abi Osman okuyacak. Talebe hakkında biliyorsun. Dava açılırsa okuldan atarlar. O vakit sen de bir adım at. İşe yara. Ne istersen abi? Ben istemeyeceğim. Sen yapacaksın. Bir daha da evimin önünde yolumu kesme. Sen ne diyorsun? Ne işin var senin burada? Ne hırsızı? Yatak odasındaydım. Seni bekliyordum. Ama merak etme, hiçbir şey almamış. Her şey yerli yerinde, her şeyi kontrol ettim. Şşş, sakin. Gördün mü peki? Eşkali verebilir misin? Uzun boylu, iri yarı biriydi. Çalışma odandan çıkarken gördüm. Yüzünü görmedim. Çalışma odama girdi, hiçbir şey almamış. Gayet hırsızlık değil. Salih. Salih kim? Turgut, Salih kim? Her şey yerli yerine. Tanıyorsun eve gireni. Seni gördü mü? Bilmiyorum. Bileceksin! Görmedi. Görmüş olamaz. Odadan hiç çıkmadım. Yüzümü görmedi. Allah kahretsin. Ne oluyor Turgut? Kim bu Salih? Neden evine girdi? Asıl sen neden evime geldin? Serra, neden döndün? Seni özlemiştim. Sürpriz yapmak istedim. Elim bir sürpriz oldu yalnız. Sevineceğini düşünmüştüm. Olayın ehemmiyetini idrak edemiyorsun. Serra, burada olmaman gerek. Senin yavrum. Bu da küçük prensesimin. Sabah verirsin artık. Yoruldu, uyuyakaldı yavrucuk. Seni daha erken beklediğimiz için. Uçaktan iner inmez mühim bir toplantıya iştirak etmem gerekiyordu. Bakın, nasıl oldu? Aa, çok güzel yavrum. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim babacığım. Güle güle kullan. Melih'in hediyesi nerede? Tamamen aklımdan çıkmış.
Hazır siz ikiniz buradayken bana anlatacak mısınız neler olduğunu? Hangi hususta kuzum? Melih'le aranızda olanlar hususunda babacığım. Senelerdir yengem öldüğünden beri böylesiniz. Defalarca sordum, size hiçbir zaman bir cevap alamadım. Bak sen geliyorsun ya, yine evden gitti. Hayır, işi olduğu için gitti. İşi olduğu için gitti anne, evet. Hayır, ben öğreneceğim nasıl olsa. Benim güzel kızımın hakimlik yerine hafiyelik mesleğine daha yatkın olduğunu görüyorum. Kardeşini biliyorsun yavrum. O senin gibi değil. Bir türlü dikiş tutturamadı. Fakat gerçekten çok uğraşıyor baba. Elinden geleni yapıyor. Hem gazetede tutunmak hem de Çetin Bey'e mahcup olmamak için. Çetin başsavcının işini Melih'e vermiş. Biliyorum. Ama benim açımdan hiç iyi olmadı. Çünkü benden dava hakkında bilgi istiyor, vermeyince de kırılıyor. Sen işine bak. Yakında dava biter, kalem kırılır. Her şey unutulur. Nazıfkar'ın suçlu olduğuna mı inanıyorsun? Yarın ilk uçakla Paris'e dönüyorsun. Gitmek istemiyorum. O zaman nereye gideceksen oraya gidiyorsun, yok oluyorsun. Serra, eğer gitmezsen bu işi bitirirsin. İçişleri peşimizde. Ne? Salih kim diye sormuştun ya, İçişlerinden. Gizli vazifede. Yok ol Serra. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen beni anlamadın galiba, yoksa ben mi anlatamadım? Ben bu yola ikimiz için girdim. Birlikte olabilmek için. Şimdi niçin ayrı düşüyoruz? Cancağızım, sular duruluncaya, kalem kırılıncaya kadar. Sonra her şey eskisi gibi olacak. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. İfademi değiştirmem. Aynı şeyleri tekrar anlatırım. Bana itimat et Turgut. Seni asla ele vermem. Bir dakika, bir dakika. Sen mevzuyu tamamen yanlış anlamışsın. Asıl ben seni ele vermemek için gayret gösteriyorum. Pekala, biliyorsun ki bu cinayet senin kocan yüzünden işlendi. Suçsuz yere kocanı içeri attırdığın anlaşılmasın diye yaptım. Serra, ben seni korudum. Sen beni hakikaten aptal zannediyorsun. Hadisenin aslının böyle olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Zekanı görmek için sabırsızlanıyorum. Neymiş bakalım hadisenin aslı? Başsavcı senin kabadayılarla ilişkini, onları nasıl kayırdığını, nasıl serbest bıraktığını öğrendiği için öldü. Öyle değil mi? Serracığım. Canım. Nereye gidiyorsun bu vaziyette? Serra, lütfen sevgilim. Makul olalım. Bak gerginsin. Sevgilim? Vay be. Demek senden bu kelimeyi duyabilmek için aptal olmadığımı kanıtlamam gerekiyormuş. Artık kartlarımı açık oynayacağım. Serra, sakın saçmalama. Olur, saçmalamam. Merak etme. Polise değil, evime gidiyorum. Bana güvenmeye başladığında ara lütfen. (Gülüyor)
Dosya açılırken çok emindim. Nazif Kara suçüstü yakalandı fakat... Fakat ne? Evet. Anlaşılan baba kız sabahlayacaksınız. Hadi size iyi geceler. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. Nazif Kara'yı cezalandırmak hakkında neden tereddüt ediyorsun? Ya yanlış kişinin peşindeysen baba? Demin kendin söyledin, suçüstü yakalanmış. Sana bunun aksini düşündürecek bir kanıtın, delilin var mı? Burada bir ses var baba, içimde. Ya değilse diyor. Benim merhametli kızım. Daha yolun başındasın. Vicdanın durmuyor tabii. Ama bir insan katil diye yaftalanmışsa... asılması gerekir. Baba, bütün deliller Nazif Kara'nın aleyhine de olsa araştırmaya mecburum. İçimde hiçbir kuşku kalsın istemem. Kurtların arasında kuzu araman gereksiz. Bilmiyorum baba. Bir insanı dar ağacına yolluyor olmak. Hiç tereddüt etme. Bir insandan değil, bir katilden söz ediyoruz. Üstelik senin üzerinde pek çok emeği olan başsavcının katilinden. Songül. Şşt. Hadi kalk kızım, yerine yat hadi. Abim. Gelmedi. Abim gelince yatarım ben. Sen yat, sabah okulun var. Abin geç gelir. Hadi yavrum. Sen biliyor musun ki nerede olduğunu? Yok. Nereden bileyim? E hadi biz de yatalım o halde. Yok, ben abimi bekleyeceğim. Bugün babamı göremediğimizi söylemem lazım. Sen bilirsin. Cümleten iyi geceler o zaman. İyi geceler. Allah'ım, sen oğlumu esirge ya Rabbi. Kimi kimden esirgeyecek anne? Ne demek şimdi o? Sabahtan beri dua ediyorsun. Gözün sürekli saatte. Yemek bile yemedin doğru düzgün. Aklın takılmış bir şeye. Nerede aklın? Nerede olacak aklım İknur? Babanız da Mahir de. Onu diyorum işte. Niye abim de? Geç kaldı. Anne, kör müyüm ben? Abim geç kalır, sen de Bülent'i yollarsın bakmaya. Dükkana yollarsın, olmadı kahveye, Yalçın'a yollarsın. Ne olacak canım sende? Allah Allah. Alıştım demek ki. Ya da belki cevapları biliyorsun. Neyin cevabı İknur? Bak, kızıyorum ama. Abim nerede, ne yapıyor onu biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yani bu parti malda çorba gibi ha. Bırak içkiyi, sigarayı, diş macunundan çakmağına, tabağından televizyonuna her bir bok var. Yeve zahmet apartta bekliyor. Mahcup olmuş müşteriye. Bak, halılar da ona. Pirinç ayıklar gibi ayıklayacağız. Selam hocam. Aleyküm selam. Hayırdır Mahir? Şu senin dibinde dolanan çakal var ya. Necdet. Ha. Savcı Turgut Akın nereden tanıyor? Senin babanın davasına bakan savcı değil mi o? Ta kendisi. Hayır, Turgut Savcı buralara gelir, gazinoya gider. Herkes tanır onu ama Necdet tanımaz. Nereden tanıyacak onu? Onun ayarı değil. Aman'dan mı? Sanmam. Birlikte görmüşler ikisini.
Necdet daha gelmedi. Gelince alıp gelirim sana. Beraber öğreniriz. E hadi biz başlayalım. Vay komiser neredesin ya? Bekle bekle ağaç olduk vallahi. Ben siz gibi sefa pezevengi miyim yavrum? Mesaideydik. Haydi bakalım ver gelsin. Haydi bol şans. Geç gelse de alıp geleyim mi? Artık ne zaman gelirse. Aslında Necdet birazdan düşer buraya. Bas. Vay vay vay. Yok. Ben açtım. Ağzında sakız, elinde kağıtlar. Belli ki polislik ceketini evde bırakmışsın. Cibilliyetsizliğin de buradasın. Bas git. Bas git. Kimse karışmasın. Sokun lan silahlarınızı. Siktirtmeyin belanızı. Sen kaşınıyorsun yine. Karakola mı çektirirsin yine? He? Ancak karakolun gölgesinde dokunursun bana. Ama ben de seni güneşte yakalar sikerim. Al. Seversin sen. Yoksa gücün yetmez. Bekliyorum dışarıda. Erkeksen belindekini bırak da gel. Erkeksen. Komiser. Büyütme. Sevkiyat var. Çekil Dalyan. Burada dövüşürseniz kan dökülür. Polis basar. İşin yoksa uğraş dur. Yapma komiser. Nerede o sıfatını siktin? Yapma Bahir. Burası yeri değil. Mekana zarar verirsin. Tutturdu ekip çağıracağım diye. Alırlar seni de içeri. Ben Necdet'i alıp getireceğim sana. Önce o işi çözelim. Saklıyorsunuz işte bir şey benden. Baksana gözlerini kaçırmandan belli. Anne niye söylemiyorsunuz? Benim de hakkım değil mi bilmek? Of, ay İknur. Tepende sorgu meleği gibi. Her naneyi bilmen gerek. Evet saklıyoruz. Öyle icap ediyor. Gerektiğinde sana da izah ederiz. Nasıl söylemeyecek misin yani? Hayır. Aşk olsun anne. Aşk olsun. Ya sabır, ya sabır. Mahir. Sonunda yakaladım seni. Banyonun musluğu elimde kaldı da. Su da açık akıp gidiyor öyle.
Bülent abiye de baktım, yoktu. Tamam, bakarız şimdi. Yorgun musun sen? Bir çorba koyayım mı? Lezzet istemişsin abi. Geldiler. Dalyan abinle birlikte parkta seni bekliyorlar. Bir işim var Ayten. Abla. Nurten, bittim ben. Bu sefer kesin bittim. Bitti bu sefer. Mahir Necdet'le görüşmeye gitti. Mahir çağırtmış Necdet'i üstelik. Kesin bir şeyler öğrendi bu sefer. Ya hamama gittiğimi duydu. Acaba adamın arabasına bindiğimi mi öğrendi? Ya o fotoğrafları o da gördüyse? Of! Abla, ben sana demedim mi? Git anlat her şeyi Mahir abime. Bırak şimdi zevzekliği Nurten. Şu saatten sonra kolaysa git sen söyle. Al şu hanayı git kapat. Musluğu da kapat. Beynim çatlayacak. İyi akşamlar abi. Bir mevzu varmış. Buyur. Sen Savcı Turgut'u nereden tanıyorsun? Sen nereden biliyorsun abi? Seni niye alakadar ediyor ki? Görmüşler sizi. O adam babamın davasına bakıyor. Ha. Bilmiyorum abi. Nereden tanıyorsun? Cevap versene lan dingil. Turgut senin boyunu aşar. Aramızdaki kontak ne ha? Gazinodan abi. Müdavimi pezevenk. Ben de Osman için abi, kardeşim için yardım istedim. Yani kardeşim için rica ettim abi. Osman'ın davasına da bu yavşağın önüne gideni bakıyor. Dosya kapansın diye rica ettim abi. Buyur. Osman'ı geçen gece almışlardı. O mu aldırmış? Aynen abi. Eyvallah. Eve girdi. Hiçbir şey demedi. Necdet Bey mi idare etti acaba durumu? Ama musluk içinde gelmedi. Yok yok, kesin bir şeylerden şüpheleniyor. Annem iyi misin? Babana gittiler bugün. Baban görüşmeyi reddetmiş. Erdal abi söyledi. Neden böyle yapıyor? Neden kolumuzu kanadımızı kırıyor? İlk defa korktum. İlk defa düşmanlarımdan değil Mahir'im. Nazif'ten korktum. Babam vazgeçti. Ölmeyi yeğledi. Onların tokadından daha ağır geldi bu. Benim kocam ölecek mi? Sus annem, sus. Öyle söyleme. O nasıl söz? Bize olan sevgisinden. Ona kızamıyorum. Şey diyemiyorum. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Merak etme sen annem. Babamı ikna edeceğim. İşkence gördüğünü kabul edecek. Hatta sen de ifade vermeye geleceksin. Önemli bir şey buldum. Yarın adaya gideceğim.
Bakalım. Dönüşte de babamla buluşacağım. Ah oğlum. Sen daha kaç parçaya bölüneceksin ha? Gerekirse 1000 parça annem. Yeter ki ailem bir arada olsun. İyi ol. Nazif Karan'ın karısı. İyi ol. Sağ ol evlat. Afiyet olsun. Hakkını nasıl ödeyeceğim senin? Hayatta kalarak. Orası biraz meçhul. Şşş. Kalk lan bir cam aç. İçerisi çok havasız oldu. Aç lan aç. Oh. Essin delikanlının bağrına bağrına. Oh. Senin hayatta kalacak gücün var abi. Hepsini silkeler atarsın istersen. Ne gardiyan, ne işkence, ne ip. Niçin vazgeçtin? Bazı insanlar vazgeçirmekten yaratılmıştır Vural. Pes etmek değildir onlarınki, yok. Bazı insanlar tepeden tırnağa fedadır. Zor bir hayatın oldu değil mi? Olsun. Yakışıklı yaşadık be Vural'ım. Günaydın Salih. Sana da. Feride Hanım geldi mi? Gelmez mi? Geldi tabii, odasında. Keyfi nasıl? Bugün adliyede olamayacağım da izin almam elzem. Ha iyiydi ama Lale Hanım odasında. Şimdi muhtemelen üzgündür. Lale Hanım? Rahmetli başsavcının karısı Lale Hanım. Evet, ta kendisi. Salih, şehir tiyatrolarında Yaprak Dökümü diye yeni bir oyun başlamış. Biz de gidelim mi? Ay çok ağlatıyormuş. Herkes anlata anlata bitiremedi Salih. Nerenin peki? Bilmiyorum Feride'ciğim. Hakim Hanım müsait misiniz? Misafirim var Salih Bey. Affedersiniz. Sonra uğrayayım isterseniz. Sevinirim. Thank you.
Hava mis bugün. Latife yapıyorsunuz. Buz gibi. Ben soğuk severim. Sesiniz bana endişeli geldi. Ulaşamadım size birkaç gündür. Ah cancağızım ah. Sizin hapishanedeki gibi değil ki bizim işler. Adliye, kalabalık, her gün başka bir sorun. Dediğiniz gibi çıktı. Tahminleriniz üzerine hastaneye ziyarete gittim. Konuşup izah etmek için. Serdar'la Murat çok korkmuş. Zor konuşturdum. İki sustular bir konuştular. Kaza falan da değilmiş. Kim çarpmış o zaman? Mahir Kara. Adam korkusuzca kapılarına kadar dayanmış. İlla kim yaptırdı, emri kim verdi diye sormuş. Buyurduğunuz üzere benim adım verildi. Sizin bu işle alakanızı bilmiyor Mahir Kara. Fevkalade. Demek ki her şey yolunda. Emekliliğime bir ay var. Bu bir ay içinde soruşturma biter de ceza alırsam emekliliğim yanar. Endişe buyurmanıza lüzum yok. Elimizde kapı gibi doktor raporu var. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Emeklilik mevzuna gelince, inanın size olan armağanım bir emeklilik ikramiyesiyle alacağınızdan çok daha büyük. İyi günler Sayın Savcı. İyi günler Savcı. Kolay gelsin Sabri Usta. Mahir abim gönderdi beni. Boyalarla fırçaları verecekmişsin. Tabii kızım hazırladım. Çok teşekkür ederim Sabri Usta. Kolay gelsin. Nurten! Nurten! Uyandın mı? Hiç uyudun mu desene. Öyle uyuyordun ki vallahi. Mahir abim geldi. Musluğu tamir etti. Senin de ruhun bile duymadı. Hatta bana bunları aldırdı. Sular sızmış. Yarın gelip boyayacak Mahir abim. Aferin Nurten. Bravo sana. Beni niye uyandırmadın? Neyse bırak şimdi boyayı fırçayı. Beni sordu mu? Sordu. Ama uyandırmamı istemedi. Ne olmuş peki? Benle mi alakalıymış dünkü görüşme? Nasıldı Mahir? Onu söyle tamam. Biraz canı sıkkındı sanki. Neyse abla başka hiçbir şey bilmiyorum. Ben okula gidiyorum. Sabahlar. Necdet Bey'le görüşecektim lütfen. Öyle mi? Tamam. Ayten aradı der misiniz? İyi günler. Diyeceksiniz Salih Bey. Neden bana güvenmiyorsunuz? Belli ki bir şey buldunuz. Neden bunu benden kaçırıyorsunuz Feride Hanım? Salih Bey. Ben sizin arkanızdan iş çevirecek biri miyim? Beni cezalandırdığınıza göre bir kusurum olmalı. Söyleyin rica ederim. Sizin güveninizi zedeleyecek ne yaptım?
sikeceğim ben bunları. Salih gitti, Mahir başladı. Araya karbon kağıdı koyup ikisini de sikeceğim. Abi hayırdır sabah sabah? Bu Mahir iyice coşmuş. Gardiyanları indirmiş. Tehdit, gözdağı. Adam başımıza eşkıya oldu Necdet. Sen burada hala otur. Senin sigortanı daha da attıracak bir şey söyleyeyim mi abi? Öt Necdet. Mahir bizim tanış olduğumuzu anlamış. Nasıl? Biri görmüş bizi. Doğru konuş lan, basılmışız gibi. Neyse ki abi, ben merakını giderdim. Yuttu Zoka'yı artist. Savcı dedim o. Ben kardeşim için yardım istedim dedim. Kıvırdım. Dansözlüğünde biniyorsun Necdet. Karı gibi kıvırtmayı bırak da şu adamı meşgul et. Başına dert aç. Ben açarım abi. Dalyan çözer. Ben ne yapsam diplerinde biter. Şu dalyanı ayağımın altından alsana abi. Ben de istediğin gibi sertleşeyim. Kırayım, dökeyim, yıkayım Mahir'i. Al şu dalyanı abi ayağımın altından. Kalk yanımdan. Koskoca bahçede burayı mı buldun? Allah Allah. Ya ayar olma kızım. Önce bir dinle. Babam hakkında konuşacaksan yine. Karışmam. İste hapisten kaçırayım. Şu bahçenin ta orasından na oraya kadar tünel kazayım. Ne diyorsun be zevzek zevzek? Songül. Bak. Beni aritmetikten geçir. Ne istiyorsan yapayım. Ya, senden bir şey isteyen kim? Yok. Öyle bedava da ben kabul edemem. Yalnız senin sadece aritmetiği değil, Türkçeyi de almıyor kafan. Zehir gibisin. Aritmetik iyi. Latife pek iyi. Gözler yıldızlı pek iyi. Çok konuşma, kalk yanımdan. Tamam. Söz ver, kalkacağım. Ya neye söz vereceğim? İşte ders çalıştıracağına. Songül, hayat memat meselesi. Bak abim oyar beni kalırsan. Lale Hanım evde her yere bakmış. Ben de yeni gelen başsavcıya sordum. Odasında bu anahtarı açabileceği bir yer var mı diye, ama yokmuş. Çok merak ediyorum nereye açıyor bu anahtar. Başsavcının başka bir evi olabilir mi acaba? Ay Turgut Bey, bir de Lale Hanım geldi bugün. Kadıncağız görünce resmen yıkıldım. Kadın 10 yaş çökmüş. Neden gelmiş? Ay onu bilmiyorum tabii. Ya bana uzaktan bir selam verdi yalnızca. Ama Feride Hanım'la görüştü. Feride Hanım'la görüşmeye gelmiş zannımca. Dolap anahtarına benziyor. Ya da sandık gibi bir şey. Sanki kasa anahtarı gibi bu. Bak, bunun içine koymuş. Ama içinde başka bir şey yok, not ya da pusula. Ne yapıyorsun? Burada bir şey mi? Bu ne? Kim? Ada yazıyor. Göreve ilk başladığında sana verdiğim sözü bana ver. Neyi kastetmiş? Ben göreve ilk başladığım zaman ondan babamın bakan olduğunu kimseye söylememesini rica etmiştim. O da kabul etmişti. O zamanlar herkesin gözü benim üzerimdeydi. Ta ki babam gelip beni burada ziyaret edene kadar saklayabilmiştik. Ama... Demek ki şu an bu anahtar sizi neye ulaştırıyorsa onun sır olarak kalmasını istiyorum. Tamam, onu çözdük de bu ada ne? Onu anlamadım. Yani Süleyman abinin adada bir evi yoktu ki. Emin misiniz? Evet. Hatta sevmezdi orayı. Kaç kere yemeğe gidelim dedim ama istemedi.
Belki sakladığı bir şey olduğu içindir. Sizin bu tahayyül kabiliyetiniz gerçekten beni çok şaşırtıyor. Yaşlı başlı adamı gizleyecek ne olacak Allah aşkına? Daha önce de anahtardan habersizdiniz. Demek ki sır saklayabiliyormuş. Lale Hanımcığım, gelmişsiniz bugün. Ah nasıl üzüldüm sizi göremediğime. Şöyle bir çay içseydik, dertleşseydik çok bahtiyar olurdum. Kusura bakmayın Savcı Bey. Oraya gelmek bile zulüm bana. Zaten çok durmadım. Feride'ye emaneti verdim çıktım. Ha evet evet bahsetti Feride. Buldunuz mu anahtarın nereye ait olduğunu? Nereye açıyor? Henüz bulamadık. Ama bulur bulmaz size ivedilikle haberdar edeceğim. Minnettar olurum Turgut Bey. İyi günler. Bilemiyorum Salih Bey. Süleyman abinin Burgazada'dan çok daha fazla bahsettiğini anımsıyorum. Ne var ki emin değilsiniz Hakime Hanım? Evet değilim. Bakın, Büyükada'da daha çok mesken var. İçimden bir ses orada Süleyman Bey'e ait bir şeyler bulabileceğimizi söylüyor. Sizin bu iç sesiniz beni ekseriyetle rahatsız ediyor Salih Bey. Müşteri olun. Bu sefer ters olacak. Gidiyor muyuz Büyükada'ya? Yeter mi lan? Senin ben ecdadını sikeyim İbo. He? Vur lan. Gel. Vur lan. Hala vur ha. İyi oğlum. Benim işine vuruş. Ben vururum. Sen mi diyorsun? Kalk lan kalk. Daha bitmedi. Kalk. Namussuz. Ha? Senin ben. Nasılsın Salih? İyiyim Savcı Bey. Siz nasılsınız? Vallahi canım çok sıkkın. Dün gece evime hırsız girmiş. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Mühim bir kayıp yoktur inşallah. Maddi olarak yok da Mamafi kız kardeşim evdeydi. Ses duymuş. Çok korkmuş kızcağız. Teskin etmek ziyadesiyle güç oldu. Çok üzüldüm. Neyse. Polis araştırıyor. Yakında sonuçlanır. Umarım. Tekrar geçmiş olsun. İzninizle. Estağfurullah. Buyurun. Sakın peşlerini bırakma. Arabayı ben kullanacağım yalnız şimdiden söyleyeyim. Araba sizin. İstediğiniz zaman kullanırsınız. Geçen gün öyle demiyordun ama. Ziyadesiyle ikincisiniz Feride Hanım. Korkulur sizden. Almıyorum arabayı vazgeçtim. Taksiyle gidelim. Gerilmek istemiyorum çünkü. Mantıklı. Kanlı oldu ama. Anne geliyorum şimdi. Ayten. Ayten. Bu benim görümcem. Size yalvarıyorum siz şöyle girin. Sizi görürse mahvolurum ben. İnanın sizin mahvolmanız benim mahvolmam demek. İnanın buna.
Geldim ablacığım. İlknur abla, işin mi vardı? Yok. Ben temizlik yapıyorum. Tamam. Ya sana zahmet, bizim sıvı yağ bitmiş. İki kaşık varsa. Tamam, tabii. Akşama yemek vardı. Ay, ablacığım aklımdan çıkmış. Bize de yağ bitti. İyi, peki madem. İyi misin sen? Hı? Bir rengin solmuş, betin benzin atmış. Yok, yorgunum ben. Ondandır. İyi, yardıma ihtiyacın olursa ses et. Ben işimi bitireyim, geleyim yardım ederim sana. Tamam, sağ ol. Fark etmedi. Kusura bakmayın ne olur. Fotoğraflar için de çok teşekkürler. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yüzünüzden bu endişeyi silin. Kâfi. Benim için mi kavga ettiniz? İnanın sonunda sizin yüzümüz gülecek diye hiç canım yanmadı biliyor musunuz? Necdet Bey, artık gitseniz iyi olur. Bir de bir şey rica edeceğim. Bir daha eve gelmezseniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Martıları da aldım. Atar mıyız? Atarız. Çaylar da benden o zaman. Tamam Feride Hanım, tamam. Bu sefer tartışmayacağım sizinle. Geçeyim mi? Hı hı. Songül Hanım. Songül Hanım. Buyurun. Gelmediniz. Evet. Ben çok üzüldüm. Mutsuz oldum. Üzülmeyin. Dünyada mutlu olmak için 1 milyon neden var. Gelseydiniz 1 milyon birinci nedenim olurdunuz. Daha iyi bir dünyaya inanırdım. Neyse. Ben rahatsız ettim galiba. Kusura bakmayın. Bir daha olmaz.
neredeydin sevgilim? Seni kader mi sakladı? Seni kader mi? Necdet? Yedi mi lan yenge? Lan! Yedi amına koyayım. Bu da senin payına düşen, kusura bakma kardeşim. O kadar tokata bir yumruk. Kalk! Kalk lan! Aytan abla, aynı senin dediğin gibi yaptım, gitmedim. E'si okul çıkışına geldi. Özür diledi, sonra bir daha rahatsız etmeyeceğini söyledi, gitti. Gelir gelir, merak etme sen. Bırak sürünsün. Gelmezse ölürüm ama. Songül, abayı yaktın mı sen? Eğer aşk buysa? Ne heyecanlı. Canım benim, canım benim. Ah, sana verdiğim şu akılları bir de kendime verebilsem. Bak Mahir'e, yüzüme bile bakmıyor. Soğudu benden. Aytan abla olur mu ya? Siz evleneceksiniz. Benim artık o kadar umudum yok ki. Songül'üm, gözünü dört açıyorsun değil mi? Bak o arabasından indiği kadının kim olduğunu hala öğrenemedik. Akşam bize yemeğe gelsene. Abim dedi hep beraber yemek yiyelim diye. Evi de ihmal ediyor ya, o da üzülüyor. Evde olacak yani. Ay çok güzel olur, tamam. Avukat bey, ne yapıyoruz şimdi? Önce bir esnafa soralım. Olmadı muhtara gideriz dedim. Siz ne dersiniz? Ben de acele edelim, vapuru kaçırmayalım diyorum. Burada bir ev olmayabilir çünkü. Bulacağız Feride Hanım, bulacağız. Gelin siz. İnşallah. Korkar mısınız müşteriden? Hayır. Hayırlı işler abi. Sağ olasın, buyurun. Bir ev arıyoruz. Rahmetli Süleyman Yılmaz'ın evi nerede biliyor musunuz? Başsavcı mı diyorsunuz? Evet. İleride, tepede, Manolya Sokak'ta. Ne yapacaksınız? Nesi oluyorsunuz? Biz meslektaşıyız Süleyman abinin. Aynı adliyede çalışıyorduk. Evde kimse yok yalnız. Biliyoruz abi, biliyoruz. Kolay gelsin. Allah bereketini artırsın. Cümlemize sağ olun. Söyle söyle. Ben demiştim de, iç sesimde, istikabler vuku de. Ağzımı açmadım Feride Hanım. Açmadım. Ben günahsızım. Neyse şu faytonlara bineyim, gidelim o zaman yukarı. İşte burası. Yüksek burası. Tamam, ben inerim. İyi, siz bilirsiniz. Al kardeşim. Bereket versin. Allah bereketini artırsın. Sana sağ ol. Niye gönderdin adamı? İşimiz uzun sürerse. Yazık, bekleyip de ekmek parasından olmasın. Biz ne olacağız? Yürürüz. Son vapur saat 6:10 geçe Salih. Biliyorum Hakim Hanım, beraber baktık tarifeye. Of, of. Buyurun.
Hala inanamıyorum. Süleyman abinin Büyükada'da bir evi olduğunu hiç bilmiyordu. İşin kötüsü Lale Hanım da bilmiyor. Bakalım. Belki de nedeni içeride saklıdır. Affedersin, sen nasıl girmeyi düşünüyorsun içeri? Buyurun Hakim Hanım. Ne yapıyorsun sen? Ha? Haneye tecavüz bu yaptığın. Feride Hanım. Allah'ın rahmetine kavuşmuş birisi size bir anahtar bırakıyor. Belli ki öğrenmenizi istediği bir giz var. Bu başsavcının cinayet nedeni bile olabilir. Ama siz yok, ben kural kaydı dışına çıkmam diyorsanız... Verin anahtarı bana, burada bekleyin. Tamam ama kapıyı yaptıracağız. Böyle olmaz. Ben hallederim. Siz müşteri olun. Bir saniye Feride Hanım. Tamam, yok bir şey. Çıkın. Salih Bey. Feride Hanım çıkın. Salih Bey bir dakika. Salih dur, ne yapıyorsun? Durun burada, içeri girmeyin. Ne olur ne olmaz. Salih. Dikkatli ol. Salih. Gelin Feride Hanım, gelin. Kimse yok galiba. Büyük adamı. Evet Turgut Bey. Eve girdiler şimdi. İçerideler. Manolya sokaktaki ev mi? Evet Turgut Bey. Lale Hanım ve çocukların fotoğrafı yok. Burası Süleyman abinin bir akrabasının mı acaba? Mümkündür.
Polis çağırmak icap eder. Başsavcı da polise çağırabilirdi Hakime Hanım. Ama belli ki bu iş karışık. O size istisnai gizli bir şey gönderdi. Sizce anahtarı polise niye vermedi? Bir düşünün. Evet ama... yani bu yaptığımız yasal değil. Haklısınız. Tercih sizin. Ya Süleyman Bey'in istediği yoldan gideceğiz... ya da nizamla kaidelerden. Peki. Ne arıyoruz avukat bey? Bilmiyorum Hakime Hanım. Lakin bu evde sizin görmeniz gereken bir şey oldu muhakkak. Yoksa anahtarı size göndermezdi. Evet. Bizden önce gelen kişi alıp götürmediyse tabii. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Aramak. Bir de üst kata bakalım. Burada yaşayan kadın her kimse bayağı bir titizmiş. Aynı zamanda memleketliymiş de. Nerelisin sen? Trabzon. Niye gülümsediniz Feride Hanım? Şimdi anladım. Neyi? Neden bu kadar inatçı oldun? Ne oldu Feride Hanım? Aşağıda biri var. Salih Bey. Korkmayın. Kim gönderdi seni? Salih. Kusura bakma. Ama önce sen saldırdın. Ya ben sizi hırsız zannettim. Ya hırsıza benzer bir halimiz mi var bizim? Salih. Komşuymuş. Peki siz nesi oluyorsunuz? Evi bu hale siz mi getirdiniz? Bilakis. Biz kim yaptı onu soruşturuyoruz. Ben hakim Feride Şadoğlu. Beyefendi de avukat Salih İpek. Memnun oldum. Bize burada yaşayan hanım hakkında biraz bilgi verir misiniz lütfen? Nihan Hanım kendi halinde kimselere bulaşmayan bir kadındı. Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla bir de kızı var galiba. Zeynep, kızımın arkadaşıydı.
Neredeler şimdi peki? Rahmetlinin cenazesinden sonra yok oldular. Bir daha da ne gelen var ne soran. Memleketlerine dönmüş olabilirler mi? Eşyalarını toplamadan. Evi bu halde bırakarak diyorsun. Kaçar gibi. Sanmıyorum. Peki bu Nihan Hanım, başsavcının nesi oluyordu? Vallahi günahları veballeri boyunlarına ama... Aa, nasıl? Yani sanki böyle bir karı koca gibiydi vaziyetleri. Hoş geldin. Ne haber? İyi. Mahir geldi mi? Gelmedi ama gelecek. Allah, siyafet var. Kim gelmiş? Benim anneciğim. Hoş gelmişsin kızım. Ne iyi etmişsin. Nurten nerede? Evde dersi var. Bitsin gelecek o da. Oo, bunlar ne böyle? Ay, ellerine sağlık güzel kızım. Epey masraf etmişsin ama. Aşk olsun anne. Hem Mahir benim sarmamı sever. Sevmez mi? Elin elimle yarışır. Hadi ben de bir salata yapayım o zaman. Dur ben de sana yardım edeyim. Fatih abla, Fatih abla. Söyle kuzum. Sen dayımı bırak, benimle evlen. Aa. Ne gülüyorsun? Gülme. Halay etme. Kim alay edebilirmiş benim kuzumla? Hem baksana zaten dayınla daha evlendiğimiz falan yok. Bekle beni, ben de büyüyeceğim. Oh, oh. Şimdi kapı çalsa, koşarak açsak, baban girse içeri, ardından da Mahir. Keşke anne, keşke. Dünyalar benim olurdu. Eski günlerdeki gibi. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Neyin hayalini kuruyorum hep biliyor musun? Hı. Babam içeriden seslense. Cacığım nerede diye. Sonra da söylense. E Safiye, gene doğramışsın salatalığı. Ben rende seviyorum dese. Hemen koşar yenisini yaparım valla. Ben de pilakisini getiririm hemen. Dayınla hem de. Ne sevinirdi Nazif'im. Daha iyi bir dünyaya inanmak için 1 milyon neden var. O da bizim nedenimiz olurdu. Şu kapı çalsa. Şşş, yitirmeyeceğiz inancımızı. O kapı çalacak. Baban içeri girecek. Hepimizin yüzü gülecek. Tamam? İnşallah anne. Ah, hoş geldin Bülent abi. Hoş bulduk. Hayırdır? Kutlama mı var? Yok. Öyle tesadüf etti. Bizimkiler nerede? Kızlar yukarı odalarına çıktılar. İlk Nur abla da Nazif'i çiçe götürdü. Annem de komşuya kadar gitti. Gelir şimdi. İşler nasıl Bülent abi? Vallahi hiç iyi değil. Nazif baba suçunu gazetelere inlediğinden beri müşterinin ayağı iyice kesildi. Siftah etmeden kapattığım oluyor. Hayır o değil de. Dışarıda yüzüm yerde geziyorum. Vallahi bana da neler diyorlar bir bilsen. İlk evlenmemişim. Bunlara mı gelin gidecekmişim? Terbiyesizler. Ben ağızlarının payını veriyorum ama... Torba değil ki büzesin. Herkesin dilindeyiz. Peki niye yaptı sence böyle bir şey Nazif baba? Yahu ne bileyim. Ben de şaşırıyorum. Hayır, yalandan nefret eden bir adam. Bazen acaba gerçekten yaptı mı diyorum.
Herkesin söylediği ateş olmayan yerden duman çıkmaz hikayesi. Orası da öyle. Umalımla yapmamış olsun. Bana bu işin sonu hiç iyi gelmiyor. Kurtulacağına hiç ihtimal vermiyorum. Aman sus Bülent abi. Ben de korkuyorum ama aklımı bile getirmemeye çalışıyorum. Galiba doğru söylüyor. Bu da Süleyman abinin kızı sanırım. Resmen ikinci bir hayatı varmış ya. Senelerce hiçbirimizin ruhu bile duymadı. İnsan yanı başındakini bile tanıyamıyor. Kendini başka biri gibi tanıtmış. Karısına bile düşünsene. Belki de mecbur kalmıştır. Fotoğrafları görmedin mi? Hiç de kafasına silah dayanmış gibi bir hali yok. Şu hale bak. Benim ona aldığım saati bile almış buraya getirmiş. Oysa ben Lale Hanım guguklu saat seviyor diye onu almıştım. Hangi saat? Oradaki. Sizin hediye de boş çıktı. Varmış. Kaçakçılık yapan kabadayılar. Asıl nadide sensin. Bir süre ortalarda görünmemen ikimiz için de daha iyi olur, öyle değil mi? Salih yüzünden mi? Aynen, Salih. Gerekirse hiç evden çıkma. Bunu ikimiz için yapabilirim. Alo. Abi, istihbarat tamam. Sevkiyat bu akşam. Nerede, saat kaçta? Ay.
Vapur gelmişti Feride Hanım. Çölemelisin, koşabilir misin? Efendim? Diyorum ki faytonu keşke göndermeseydik. Biraz daha hızlansak yetişeceğiz. Bu ayakkabılarla koşmak kolay mı sanıyorsun sen? Dur bir. Salih dur. Dur şunu. Ne yapıyorsunuz? Bir şey olmaz, hadi yürü. Canınız acımayacak mı? Sen de beni iyice prenses sandın Salih Bey. Hadi. Hadi. Hadi biz başlayalım bari. Olmaz. Ya bu saate kadar gelmezse gelmiyor işte. Artık gece yarısı mı olur? Sabaha karşı mı? Allah kerim. Sen ye aslanım. Yemeyeceğim ben. Sen ye. Ben dayımı bekleyeceğim. Of! Fevkalade. Son vapuru da kaçırdık. Neyle döneceğiz şimdi? Mecburen burada kalacağız Hakim Hanım. Şimdi bu saatte kayıkçılar da atmaz bizi karşıya. Nereden biliyorsun? Müneccim misin? Hissi kablel vuku Hakim Hanım. Peki nerede kalacağız? Kışın burada açık otel, pansiyon falan da yok. Ben sana adamı gönderme dedim değil mi? Şu ayaklarımın haline bak. Burada mı yatacağız? Hayır, başsavcının evinde. Ne? Madem kalacak yer yok, orada kalacağız. Kalamam ben orada, yasal değil. Feride Hanım, siz zaten ahbap değil miydiniz? Rahmetli yaşasaydı eminim bunu hiç dert etmezdi. Öyle değil mi? Bir gece Feride Hanım, arsızlık değil, hırsızlık değil. Katiyen olmaz. İyi, siz bilirsiniz. Siz burada böyle sabaha kadar titreyerek vapuru bekleyin. Ben gidip tahkikata devam edeceğim. Hem de ısınacağım. İyi akşamlar. Salih Bey. Salih Bey. Salih. Alo. Ha Mahir. Tamam oğlum. Vardır bir hayır. Hadi iyi geceler. Allah işini gücünü rast getirsin oğlum. Mahir adaya gitmişti. Son vapuru kaçırmış. Gelemeyecekmiş şimdi. Adaya niye gitmişti anne? Bilmem ki kızım. Kocaman adam. Vallahi sormadım ben. Gittiyse vardır bir bildiği değil mi? Hadi bakalım hadi. Herkes yemeye başlasın hadi. Haydi size afiyet olsun. Aa, kızım nereye gidiyorsun? Gel beraber yiyelim. Onca emek vermişsin. Benim hiçbir şey yiyecek halim yok. İştahım kaçtı zaten. Hadi size afiyet olsun. Size afiyet olsun. Ben yalnız bırakmayayım. Ah Mahir, bu kıza çok hoyrat davranmaya başladı. Bu işin nihayeti hiç iyi değil. Kimin için anne? Evlenmesin onlar zaten. Dayım kendine başka kız bulsun.
beni aldatıyor. Mahir abim yapmaz öyle şeyler. Bu da mı babası için Nurten? Adaya niye gidilir? Gezmeye tozmaya gidilir. Mahir'in ne işi olacak adada başka? Bu kadar yola düşüp gittiğine göre orada kesin biri var. Ama o adaya niye gidildiğini, kimin için gidildiğini öğrenmezsem bana da Ayten demesin. Süleyman abi, her şey darmadağın. Bildiklerimi şaşırdım resmen. O artık yok. Sorulacak çok fazla sual var. Ama hiçbirini cevaplayamaz. Aradığınız cevaplar dosyalarda olabilir. Hemen bir göz atalım mı? Salih. Burada senin görmemen gereken gizli bir şey olabilir. O yüzden önce benim bir göz gezdirmem gerek. Tamam. Üşüyorsunuz siz. Biraz. Ben şu sobaya yakacak bir şeyler bulayım. Tamam. Yapacağım. Kaideli olarak viski, sigara, elektronik eşya sevkiyatı. Yurt dışından gelen stoklar İstanbul depolarda gizlenmektedir. Yavrum, yavrum, yavrum. Hayna, dokuz. Onu geçeceksin. Yürü. Gel baba, gel. Onu geçtiniz. Oo. Erken damlamışsın Ahmet. Ya hiç sorma Dalyan. Şu Ankara'daki adamlar bir aydır benden haber bekliyorlar. Şu mallar gelsin de sevkiyatını yapalım ya. Vur gözüne. Ha? Ha? Paranız varsa deftere yazdırmam. Hadi bakalım kemik. Buna bilek derler ha. Talip bu gece benden yana. Eyvallah. Kömür olmadığından habire odun atmak lazım. Ateşi canlı tutmak için. Tamamdır. Bakın yine aynı gülümseme yüzünüzde. Siz böyle bakınca beni övüyor musunuz, yeriyor musunuz vallahi anlamıyorum. Yok. Şaşırıyorum sadece. Sandığım gibi biri çıkmadı çünkü. Nasıl sanıyordunuz ki? Bilmem. Ama böyle değil.
Dosyada ne yazıyormuş? Acıkmadın mı sen? Ha? Simitten beri hiçbir şey yemedin. O zaman önce bir şeyler yiyelim. Sonra dosyayı inceleriz. Tamam. Menemen sever misiniz? Acılı olursa evet. Ama ben yapacağım tabii ki. Lütfen. Hakim Hanım, isterseniz ben de yardım edeyim. Şimdi hani biberleri doğrarken elinizi falan kesmeyin. Salih. Sen sobaya bak, ateş sönmesin. Ben menemeni yapıp geliyorum hemen. Pekala. Dikkat edin. Tüpü açamıyorum. Kaçırdılar, burada kalıyorlar. Baş başalar mı? Evet, Savcı Bey. Turgut, bir şey mi oldu? Dayım bu gece gelmeyecek ki oğlum. Bak, gece uykunda yere düşersin, ha söyleyeyim sana. Artık sizin odanızı da yapmayacağım anne. Niye oğlum? Nazif, hadi benim de çok uykum geldi. Gel gidip yatalım. Hadi. O zaman babam başka yerde yatsın. Niyeymiş o? Sen küstün mü babana? Anlat bakayım bana, ne oldu? Ama karadayıma ispiyoncu olmayacağım, adam olacağım diye söz verdim. Dayın doğru demiş ama şöyle demek istemiştir o. Yani birilerinin konuştuğunu başkasına söylersen ispiyonculuk olur o. Ama annene söylersen olmaz. Annelere her şey anlatılır çünkü. Anlat bakayım bana, ne oldu? Nazif. Anlat bakayım. Mucize gibi. Yumurtalar pişti, tüp bitti. Tadı kokusundan belli bunun. Acısı iyi silmiş içine. Buyurun. Kusura bakmayın, ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Çok güzel olmuş bu. Elinizin bu kadar lezzetli olacağını hiç tahmin etmezdim Hakim Hanım. Of. Salih, burada bu saatte ne ben hakim hanımım ne de sen avukatsın. Biz bıraksak artık bu sıfatları. Hı? Yani adliye dışında en azından. Olur mu? Nasıl istersen. Hadi bitiriyorum ben, ondan sonra aç kaldım deme bana. Gelken bu taraftan da dosya inceleyelim mi? Çek ellerini dosyadan. Önce ben inceleyeceğim. Bak, biraz daha ısrar edersen ben edeceğim seni onları incelemekten. E ne oldu, yine hakim hanım olduk?
Salih, sen bugün İskele'den aileni mi aradın? Telefonda konuştun ya, o yüzden soruyorum. Evet, annemi aradım. Ben eve girmeden uyumaz o. Ya. Ailenden hiç bahsetmiyorsun. Kardeşin var mı mesela? 4 kardeşiz biz. Hı. 2 kız, 2 erkek. Ne güzel. En büyükleri sen misin? Zor oluyor değil mi? En çok sorumluluk ilk çocukta. Peki kardeşlerin ne yapıyorlar? Tamam, bekliyorum. Çok güzel olmuş. Büyük kız kardeşim evli. Onun küçüğü erkek kardeşim, o askerdi. Gün sayıyor. Hı hı. Gelecek inşallah. En küçük kardeşim de lisede. Ne güzel ya. Ben hep özenmişimdir kalabalık ailelere. Canım onlar benim. Ölürüm onlar için. Babana anlatmayacak mısın Salih? İnan bugün değil yeri. Zamanı gelince anlatırım. Madem talih bu gece benden yana, o zaman buradan doğru kumar masasına çökeyim ha. Donumuza kadar üttün yani bizi Dalia. Şeytanınız bol olsun paşalar. Eyvallah, hoş geldin. Asayiş Berkemar mı komiser? Bak Allah'ın işine ki Aksaray'da yangın çıkmış. Ha. Bütün ekipler seferber oldu. Sokaklar temiz. Sokaklar sakin. Eyvallah o zaman komiser. Eyvallah, geç. At bakalım. Beni istemeye geldiğinizde babam dönüp sordu ya bana, kızım sen ne dersin diye. O zaman şöyle bir baktım sana. İlk kez baktım yüzüne. Dedim ki içimden, ben bu adamı hiç tanımıyorum. Ama sen bana güldün. Ben de kendi kendime dedim ki, temiz yüzlü biri. Beni sever. Ben de onu severim. Evlendiğimiz günden beri seni sevip saymaya çalıştım Bülent. Kimse de görmediğim huylarını gördüm. Yaratılışı böyledir dedim. Alışmaya çalıştım. Sana kızdığım zamanlar oldu. Beğenmediğim tarafların oldu. Kimini yüzüne diyebildim. Kimin içime attım. Ama hiç bu kadar kırılmamıştım. Hiç bu kadar incinmemiştim. Durum. Ne oldu ki? Neden anlatıyorsun bunları bana? Babam bize evini açtı Bülent. Topladık eşyaları, biz battık diye geldik. Bir an tereddüt etmedi adam. Ama sen tereddüt etmişsin. Bunu düşünmüşsün. Dile bile dökmüşsün. Eğer aklından geçtiyse bu. İnandın demek ki. Babamın öldürdüğüne inandın demek ki. Yani neden tereddüt edeyim İlknur'um? Ne demek istediğini bilemedim vallahi. Ben de bilemiyorum Bülent. Kalbimin kırıklığını onarabilir miyim bilemiyorum. İlknur! Yazık ki sade benim değil, oğlunun gözünde de dedikoducu duruma düştün. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben şimdi konuştum babanla.
kedenden bahsetmiyormuş onlar. Yanlış anlamışsın sen. Baban dedenle ilgili öyle düşünürüm zaten. Ayten ablan da öyle düşünmez. Uyuyalım artık. Var mı bu kağıt? Yağ gibi aktık geldik. Demlikler! Yeteri kadar deminizi aldınız, acıdınız. Davranın bakalım. Dalyan. Ördekler yuvaya girdiğine göre ben artık ikiliyim. Yarın akşam beklerim. Borçlu kalmayalım sana. Merak etme. Ben kimseyi borçlu bırakmam. Eyvallah. Hadi çabuk çabuk! Sallamayın lan! Bak demin sana bahsettiğim kaçakçılıkla ilgili olan dosya bu. Kabadayıların ipliği pazara çıktı desene. Yalnız Süleyman abi neden bunları araştırdı onu anlayamadım. Hepsini teker teker irdelemiş. Bak en çok da bu adamın adı geçiyor. Viski ve elektronik kaçakçılığında İstanbul'un en önemli ismi diyor bu adam için. Ama sevkiyatı hiç baskın yememiş. Hakkında yeterli deli yok sanırım. Seri olalım lan! Seri olalım! Aman diyeyim ha Dalyan. Bir yanlış olmasın bak. Mallar şaşarsa ben de şaşarım. Kal başında sabaha kadar tek tek bak. Ayırıyoruz işte lan. Tamam anladık. Hallar senin. Bir eksiğin olursa sabah göndeririz. İyi tamam. Ben de gideyim artık o zaman. Malum dükkanı çok boş bıraktık. Dükkanı boş bırakmaya gelmez. Ulan sen ne çakalsın ha. Avcum kaşınıyor desene. Hadi git, git. Eksiğin gediğin olursa ben tamamlarım. Hadi eyvallah. Bir çayınızı içerim lan. Hadi bakalım, hadi. La yatıya gelmedik, toparlanın. Dikkat et lan. Kırıp dökmeyin. Kendini satsan bedelini ödeyemezsin. Polis! Kıpırda bak! Polis! Kıpırda bak! Elleri şöyle. Bence Süleyman abinin neden öldürüldüğü bu dosyalar da gizli. Neden susuyorsun? Ben demiştim diye başlasana. Nazif Karan'ın masum olduğunu kastediyorsan, evet ben demiştim. Hem de en başından beri. Bence acele etme. Sonuçta Nazif Kara da bir kabadayı. Hatta bunların fedaisi bile olabilir. Nazif Kara bu heriflere fedailik yapacak öyle mi? Senin Nazif Kara'ya bir hayranlığın varmış gibi konuşuyorsun. Farkında mısın? Hayranlıktan değil. Yaşı itibariyle fedai olamayacağını düşünüyorum. Bu alemlere vakıf bir haliniz var avukat bey. Yalnızca mantıklı olmaya çalışıyorum. Hayır, genç, toy birisi olsa eline tutuştururlar silah, istediklerini öldürtürler. Mevzu bahis olan kişi Nazif Kara. Kendi halinde bir aile babası. Belki para için yaptı. Belki başsavcıyla hususi bir meselesi vardı. Yine döndük en başa. Adamın ne adı geçiyor dosyalarda ne de cemali. Farkında mısın? Tek bir satır bile bir şey yok. Bu kadar kâfi. Bence daha fazla çalışmayalım. Hem çok yorulduk hem de bunları salim kafayla düşünmek gerek. Sizi istirahat edin. Ben iyiyim. Biraz daha bakacağım. Bunlar gizli dosyalar Salih. Belki burada senin okumaman gereken bir şey var. Belki benim bunları sana okutmam bile bir hata. Peki Feride Hanım. Buyurun.
Daha yalnız araya baktım da ben. Bu oda. Eyvallah. Sağ ol. Dayan abim. Baskın yemişsin abi. Var mı bir emrin isteğin? Bir isteğim falan yok. Ezber ettim ben yolumu. Belli beni içeri atacaklar. Abi. Hı? Bir şey diyeceksen bana de. İşler sana emanet Necdet. Ben içeriden her türlü yeterim. Sen de dışarıda elim ayağım olacaksın. Evin ihtiyaçlarını gör. Sakın ihmal etme. Malların da parasını aldık, yalan oldu. Yarın bir gün karşımıza çıkıp hesap sorarlar. Araçları yükselt. Adamların parasını öde. Yoksa bizim için sıkıntı olur. Emin olur abi. Ne gerekiyorsa yaparım. Seni babam bilirim, babam sayarım abi bundan sonra. Bu kan akacaksa senin için aksın abi. Eyvallah. Oğlum buraya bak. Ben çağırdım mı saniyesinde gelinecek. Anladın mı? Toplanın. Diyeceklerim var.
Dalyan abi yakalandı. Hepinizin haberi var. Ziyaretine gittim. İçeri atacaklar. Belli. Hepinize selam etti. Kimse telaşa kapılmasın. İşlere aynen devam dedi. Ayrıca yerini bana emanet etti. İlk iş, onu kim yaptı? Onu bulmak. Herkes senin altında. Herkes şüpheli. İkinci mevzuya gelince, mallarına el konulan müşteriler paralarını geri istiyor. Aynen geri iade edeceğiz. Acil nakde ihtiyaç var. Kesiyi Beyazıt'a atacağız. Hem herkesi bir hizaya alalım bakalım. Nedir ne değildir. Racon, macon bitti. Haydi. Sabahın köründe. Mahir Bey'i karşılamaya. Bakalım odalara modalara gezmeye kimle gitmiş. Kahvaltı içeride, çay ocakta. Okula geç kalmak yok. Hazırsan çıkalım. Günaydın. İlk vapur geldi mi? İşte şu gelen bacım.